çantamızın kulpunu çantamıza monte ettik. Diktim kendi ipiyle, makrome ipiyle. Artık motiflerimizi yapmaya başlıyoruz. İpim Alize Diva, tığım da 2 numara. İlk öncelikle sihirli halka yaparak başlıyorum. Yine sihirli halka nasıl yapılır? Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Daha detaylı paylaşmıştım. Oradan seyredebilirsiniz. Sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Ve sihirli halkamın içerisine batıp ilmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Toplamda 7 tane sık iğne yapıyorum. Kısa kalan ipi çekebildiğim noktaya kadar çekiyorum ve örgümü düzüyorum. İlk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna burada tığımla batıyorum. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna kısa ipi tığımın üzerine alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum tığımın başına. Bakın hemen zincirin kaydırma yaptığımız ilk başladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğim oldu. İkisini birlikte çekerek ikili trabzan oluşturuyorum. Doluyorum tığımın başına. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İkisini birlikte çekip ikili trabzan oluşturuyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bakın, ikinci sıradayız. Hepsine çift batıyoruz. Bir sonraki boşluğuma yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. İkinci sırada bütün boşluklarımıza çift batıyoruz. İkili trabzan olarak. Batalım birlikte sonuna kadar. Kısa ipi de gizleyerek örüyorum. Sağlam olsun, temiz çalışalım. Evet. Bakın son noktaya geldim. Son noktaya da 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi başlangıçta 3 tane zincir çekmiştik. Bunu da bir tane ikili trabzan olarak sayıyoruz. Ve kaydırma yaptığımız, bakın kaydırma yaptığımız noktaya da bir tane ikili trabzan örüyoruz. Doluyorum tığımın başına. Bakın zincirin hemen sağ dibinde kaydırma olan boşluğa da batıp bu noktaya bir tane ikili trabzan örüyorum. Sadece bir tane. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekmiştik. Üçüncüsüne batıyorum. Kısa ipi de yine tığım üzerine koyuyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve tekrar bir tane daha kaydırma yapıyorum. Batıyorum bir sonraki boşluğa. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Bu noktada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Doluyorum tığımın başına. Bakın kaydırma yaptığım noktaya tekrar batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkili trabzanla yukarı çıkıyorum. İkisini birlikte. Bu şekilde yukarı çıktık. Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum tığımın başına. Bir tane boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. Bakın bir tane boşluk bıraktım. Bir sonrakine battım. İlmek çıkardım. İkili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir. Bir zincir. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan ördük. Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum tığımın başına. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aralarda hep bir zincir var. Doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Aynı noktaya batıp ikili trabzan çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa ikili trabzan örüyorum. Bir zincir tekrar tığımın başına dolup aynı noktaya tekrar
bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde aralarda bir zincir var. Bir boşluk bıraktıktan sonra aynı noktaya arada bir tane zincir olacak şekilde iki tane ikili trabzan örüp sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir zincir çektim, bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum, ikili trabzan örüyorum, tekrar bir zincir, aynı noktaya bir tane ikili trabzan daha örüyorum. Şimdi bu noktada bakın bitiş kısmına geldik. 4 tane zincir çekmiştik. 4 tane zincirin ilk 3'ü ikili trabzan, aradaki 4. zincirde aradaki bir tane zincirlik kısım. Şimdi bir tane zincir çekip 1, 2, 3. zincirimin ortasına batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Tekrar o bir zincirlik kısmın bakın tam ortasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Doluyorum tığımın başına. Bakın aynı boşluğa batıyorum. Kaydırma yaptığımız boşluğa. İlmek çıkarıp ikisini birlikte örüyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki boşluğa batıyorum. Böyle kare olan boşluğa. Batıp direkt bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğneden sonra tekrar bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum tığımın başına. Bakın üçgen olan kısma geldik. Çift battığımız ikili trabzanın olduğu nokta. Bu noktaya batıp ilmek çıkarıyorum. İkili trabzan örüyorum. Sonra iki zincir. Bir, iki. Doluyorum iki zincirden sonra. Aynı boşluğa batıyorum. Üçgen olan boşluğa batıyorum. İkili trabzan örüyorum. İkili trabzandan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bakın kare olan boşluğa batıp direkt sık iğne yapıyorum. Bir zincir sık iğne, tekrar bir zincir. Doluyorum tığımın başına. Bir sonraki üçgen olan boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. İkili trabzandan sonra iki zincir. Bir, iki. Doluyorum tığımın başına. Aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan örüyorum. İkili trabzandan sonra bir zincir. Gelen bir sonraki boşluğa bir tane sık iğne. Bir zincir. Doluyorum. Bakın çift battığımız nokta. Bu noktaya bir tane ikili trabzan. Tekrar iki zincir. Tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan daha. Bu şekilde bakın hafif de toplanıyor. Böyle çukurlaşıyor. Bu istediğimiz bir şey. Bu şekilde son noktaya kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Sık iğne, bir zincir. Tekrar üçgene bir tane ikili trabzan. İki zincir. Doluyorum tığımın başına aynı noktaya. Tekrar bir tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın gelen boşluğa batıyorum. Son boşluk. Burada sık iğne yapıyorum. Sık iğneden sonra bir tane zincir çekip burada 1, 2, 3. zincirime batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Tekrar bakın boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. O iki zincirlik olan yani başlangıçta 5 tane zincir çektiğimizin olan boşluğa batıyorum. İlk 3'ü bir tane ikili trabzan. Diğer iki zincir de bu tepelerde çektiğimiz iki zincir. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Bunu da bir tane ikili trabzan olarak sayıyoruz. Doluyorum. İlmek batıyorum aynı boşluğa. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Tekrar doluyorum aynı boşluğa batıp ikili trabzan örüyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan oldu. Batıyorum tekrar. 4. ikili trabzanı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Tekrar aynı noktaya, aynı boşluğa ikili trabzan örüyorum. Toplamda 4 tane. Aynı boşluğa 4 tane daha örüyorum. 2, 3, aynı boşluğa 4. Yani toplamda 4 tane, toplamda 8 tane ikili trabzan örmüş oluyoruz. 4 tane ikili trabzan, 1 zincir, tekrar 4 tane ikili trabzan. Bu 4. ikili trabzandan sonra bakın sık iğne batmıştık. Arada bir zincir vardı. Sık iğnenin tepe boşluğuna direkt batıp ilmek çıkarıyoruz. Direkt sık iğne yapıyoruz. Bu sık iğneden sonra tığımın başına doluyorum. Bakın 2 zincirlik çektiğim o sivri boşluklar, 2 zincirlik olan boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp direkt sık iğneden sonra ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 4 tane başlangıçta. Biri battık. İkinciyi batıyoruz.
aynı boşluğa üçüncü ikili trabzan, aynı boşluğa dördüncü ikili trabzan. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum aynı boşluğa, tekrar dört tane ikili trabzan, bir, iki, üç, dört. Bakın, dört tane ikili trabzan ördük. Dört tane ikili trabzandan sonra tığımızın başını ipimizi dolamadan direkt sık iğnenin tepe boşluğuna batıp sık iğne yapıyoruz. Doluyorum. Hemen iki zincirli olan boşluğa batıp tekrar dört tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzandan sonra bir zincir. Doluyorum aynı boşluğa tekrar. 4 tane ikili trabzan. 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzandan sonra bakın buradaki sık iğnenin boşluğuna batıp tekrar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde o çukurlaşan nokta da ikili trabzanlarımızın sayesinde açılıyor. Ben şimdi diğer tepeleri de, iki zincirlik olan boşluklara da 8 tane ikili trabzan aralarında bir tane zincir olacak şekilde dolduruyorum ve son kısmı da bitişi de birlikte yapmaya devam edelim. Ve son iki zincirimin olduğu noktayı dolduruyorum. 4 tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzandan sonra bakın bu arada kalan sık iğneye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Burada 3. zincirin boşluğuna da 1, 2, 3. zincire de batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer iki ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Ve bir tane zincir çekip sıkılıyorum. Ve burada ipimi böyle bir 3-5 santim arasında kesiyorum. Tığımdan ipimi çıkarıp bakın gelen boşluğa ileriki boşluğa batıp ip kısa ipi arkaya doğru çekiyorum. Bu ipi zaten yeteri kadar gizlemiştim. Bu fazla kalan ipi kesiyorum. Yeteri kadar yedirmiştim içeriye. Bunu keselim. Şimdi bu kısa kalan ipi de kesmeden şu arka noktalara sağlam bir şekilde yedirelim. Dikkatli bir şekilde. İpimiz ince olduğu için takılmalar olabiliyor. Boşluklardan geçirip tamamen içeri doğru gizleyelim. Arkası da temiz oluyor. Örü de bu şekilde. Bu motifimizden toplamda çantamıza göre 8 tane yapacağız. Sonrasında çantamızı yaklaştıralım. Bakın bu şekilde. Önce motifleri tutturacağız. Böyle göstermiş olayım. Toplamda ben 8 tane öreceğim. Bu motiflerden 8'i tamamlayacağım. Sonrasında motifleri birleştirip çantamıza monte işlemine geçeceğiz.